Evet yine hemostazın bir özetiyle başlayacağım. Burada bir kan damarı var ve bu damar hasar görmüş. Kanamayı minimuma indirmek hatta sonlandırmak istiyoruz. Bunu hemostaz yani pıhtılaşma aracılığıyla yapıyoruz. İlk aşamada trombosit tıkacı oluşur. Bu birincil yani primer hemostazda olur. Fakat bu tıkaç zayıftır. Bunu güçlendirmemiz lazım. Bunu fibrin düğümü yardımıyla yaparız. Bu da ikincil yani sekonder hemostaz sırasında olur. İşte bu videoda buna odaklanacağız. Bu kan damarını sağ üstte atalım. Unutmayın sadece ikincil hemostaza odaklanacağız. Burada başka bir hasarlı kan damarı var. Birincil hemostazdan sonrasını konuşuyoruz. Yani trombosit tıkacı var ama zayıf. Bunu güçlendirmemiz gerek değil mi? Bunu da ne demiştik? Fibrinle yapıyoruz demiştik. Fibrin trombosit tıkacının üzerine yapışır ve onu sabitleştirir. Bunu düğüm atmak gibi düşünebilirsiniz. Bir fibrin düğümü oluşur. Fibrin kanda fibrin olarak dolaşmaz. Etrafında fazladan bir protein parçasıyla dolaşır. Böyleyken ona fibrinojen deniyor. Ama bizim fibrinojeni fibrine çevirmemiz gerekiyor. İşte bunu da pıhtılaşma kaskadı aracılığıyla yapıyoruz. Yani koagülasyon kaskadı. Kanımızda koagülasyon faktörleri dediğimiz bir protein ailesi var. Hepsini tek bir renkte çiziyorum çünkü bunlar tek bir aileyi temsil ediyor. Birbirlerine benziyorlar ama türleri farklı. Ben yani bu videoda ayrıntıya girmeyeceğim. Bu faktörler aktive edildiğinde zincirleme olaylar başlayacak. En sonunda da fibrinojen fibrine dönüşecek ve sonunda da fibrin daha önce bahsettiğimiz trombosit tıkacını güçlendirecek. Koagülasyon kaskadını iki şekilde aktifleştirebiliriz. İlk yol subendotelial kolajen. Bu protein normalde kanla temas etmez. Endotel hücrelerinin altındadır. Fakat bir kan damarı yaralanınca ve endotel hücresi zarar görünce bu protein de kanla temasa geçmek zorunda kalır. Böyle olunca kendi koagülasyon faktörlerini aktifleştirir ve zincirleme olaylar başlar. Bu zincirleme olaylar koagülasyon kaskadının intrensek yolağının parçalarıdır. Koagülasyon kaskadını aktifleştirmenin ikinci yolu ise endotel hücreleri tarafından salgılanan bir başka protein. Bu protein kan damarlarına dışarıdan verilen bir zarar olduğunda aktifleşir. Bu proteinin adı doku faktörü veya tromboplastindir. Bu protein kana karıştığında tıpkı az önceki gibi kendi koagülasyon faktörlerini aktifleştirir. Bu faktörler de koagülasyon kaskadının ekstrensek yolağını oluşturur. Sonuç olarak artık fibrin var. Ancak fibrin düğüm yapmadan önce iki şeye daha ihtiyacımız var. İlki kalsiyum, İkincisi ise fosfolipit düzey. Bu ikisi de trombositler sayesinde ortaya çıkıyordu. Hatırlayalım, kalsiyum birincil hemostaz sırasında trombositler aktifleştiğinde salınıyordu. Fosfolipit yüzey ise trombositlerin kendisi tarafından sağlanır. Bu çok önemli çünkü bu sayede fibrin düğüm olur ve trombosit tıkacını güçlendirir. Sonuç olarak da burada güçlü bir pıhtı oluşur.